Her yıl gerçekleşen bir film var. Bu filmde Türkiye'deki çok basit bir internet sitesine binlerce, milyonlarca insan bazen belli haberlerse bile girerken onların serverları kolayca çökmez. ÖSYM'nin bir sınavı açıklandığında serverları kolayca çökmez. Ya da bir başka kurumun sitesi kolay kolay çökmez ama hacılar hac belgesini almaya kalktığı dönemde sistem server çöker. Çok ilginçtir. Türkiye'nin her yönden sistem çöktüğü söylenir. Saat 8.30'da kayıtlar başlanır. 8.30'dan 10.30'a kadar bu sistem arada bir TC sorgulatır. Peşinden cep telefonu girecek şekilde sayfalara gelir. Bir türlü neticelenmez. Sonra bir anda sistem çok hızlı şekilde açılır. Ama açıldığında acentaların kontenjan hakkı biter. Ama çok ilginçtir. Sizin yanınızda olan hacınızı, misafirinizi bile belli başlı bir iki tane firma arayabilir, TC'lerini bilir, özel numaralarını bilir, cep telefonlarını bilir, arayabilir. Hak ve adalet, hakkı ve adaleti bolca anlatıp dilinden düşürmeyenler için değil. Allah'ın buyurduğu peygamberlerin örnek olduğu gibi bunu tebliğden çok temsil edenlerindir. Bu sebepten dolayı bu kurumda, bütün kurumlarda da hakkı ve adaleti her şeyin önüne tutmadıkça ıslah olamayız. Sayın yetkililerin mutlaka bu konuda malumatları olduğunu düşündüğümüz ya da bir şekilde kendilerine ulaşacağını düşündüğümüz yetkililerin bu konuyla alakalı adalet ve hakkaniyet üzere sistemi bir daha check etmelerini, bugün ve ondan önceki senelerde gerçekleşen hac kurasında her sene tekrarlanan bu sistemin bir anda kilitlenmesi, açılınca da acente kontenjanlarının dolması sistemini bir raporunu istemelerini arz ederiz. Burada Diyanet İşleri Başkanlığımız bizim için manevi, değerli bir kurum. Halkımız için değerli bir kurum, uluslararası değerli bir kurum. Böyle basit bir sistem mazereti nedeniyle töhmet ve halk nazarında itibar kaybına uğramasın. Ve yine adalet söz konusu olduğu için herkes mutlu ve bahtiyar olsun. Cenab-ı Hak eşit davranmaz, adil davranır. Malum haliniz olduğu üzere Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma. Anı secdeye koyup bir ömür tüketmek değil, anı secdede gibi her daim hakla beraber ömür sürmek.